Adalet Partisi Korkuteli İlçe Teşkilatı 25 Ağustos'ta kongre yapacak. Kongre öncesi Saadet Partisi Korkuteli İlçe Başkanı Ziya Çimen, Korkuteli TV'ye açıklamalarda bulundu. Son yerel seçimlerde aldığı oyla büyük yankı uyandıran Saadet Partisi, kongre hazırlığında yeni döneme yeni bir kadro ile girmeyi hedefleyen Saadet Partisi'nden sızan kulis bilgilerine göre Ziya Çimen aday olmayacak. Avukat Yusuf Sarıcalar'a ilçe başkanlığının teklif edildiği konuşulurken onun da düşünmek için arkadaşlarından izin istediği söyleniyor. Merhabalar başkanım. Saadet Partisi Korkuteli Teşkilatı olarak kongrenizi ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Allah izin verirse 25 Ağustos 2019 Pazar günü. 25 Ağustos 2019. Evet. Peki siz aday olacak mısınız? Yok, şu anda aday olmayacağım. Biz uzun bir süre bu vazifeyi ifa etmeye çalıştık. Aşağı yukarı 15-16 sene bakıyorum. Onun için yeni bir yüzlerin, yeni bir kadro değişikliği olsun diyerek de bir arkadaşa görev vereceğiz inşallah. Yani biz ilçe başkanlığını bırakıp da davayı terk etmiş değiliz yani. Yine aynı aktif şekilde. Yani bu davayı bir adım daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz yani. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'a izin verir. Peki aday olmamak sizin fikriniz miydi yoksa etrafınızdaki kişilerden de yardım aldınız? Yok, kendi fikrim. Ondan sonra biz tabii aile olarak da şimdi bu işe baş koyduğun anda bir takım şeyleri öncelemek zorunda kalıyorsun yani. Yani bir takım zaman her şeyden önce, imkanlar yani kesinlikle ben şimdi 6-7 günü aşağı yukarı işte yani mutlaka bir cenazeye katılmak zorundasın. Düğün mesela hafta sonları en azından 10-15 tane düğün daveti yani mutlaka buna hepsine katılamasan bile en azından yarısına katılmak zorundasın. Gerçi telefonla falan telafi ediyoruz ama yani eğer davet edildiysen mutlaka oraya katılman lazım. Hepsine de ulaşamıyoruz. Onun için yani şimdi aile genişledi. Çocuklar var, torunlar var. Ona geri şekilde ilgilenemiyoruz. Onun için bundan hiç olmazsa biraz kendi işlerimizle veya ailemizle meşgul olmak için bu şekilde şarttık ama tabii bu şartlarda yine de şöyle bakıyorum, ne kadar kenarda dursak da herhalde geri şekilde ilgilenebileceğimiz gösteriyor. Hayırlısı olsun yani, şu anda öyle bir karar aldık, inşallah hayırlı olacak. Peki başkanım, bir de Yusuf Sarıcalar'ın aday olacağı hakkında duyum aldık. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Valla şu andaki, tabii şu anda biz bir teşkilatız yani. Ondan sonra bizdeki düstur, vazife alınmaz verilir ilkesi vardır. İstişare kesinlikle olmazsa olmazlarımızdandır yani, mutlaka istişare yaptık. Tabii bu ilçe başkanı yapacak kardeşimizin yani oradaki 30 kişilik yönetimde herkes ilçe başkanı olabilir. Ama tabii işte bunda imkanı olması lazım. Gerekli ayırabilecek zamanı olması lazım. Yani fedakarlık isteyen bir görev bu. Onun için bu vasıfları üzerinde bulunduran arkadaşlar gözden geçirildi. Şu anda işte bir hafta önce falan 7 kişilik bir komisyon oluşturdu. İlçe başkanı tespit etme komisyonu olarak da. O komisyon istişareden aldığı neticeyle birlikte o komisyona Yusuf Sarıcalar ismi verildi. O da tabii hemen ben oldum deme şansı da yok yani. Tabii ailesi var. Ondan sonra bir kurulmuş bir düzeni var. Onunla bir danışacak. Onunla da ailesiyle istişare yapacak. Ondan sonra şu anda oradan bekliyoruz yani. Olmazsa başka bir nedenle de verebiliriz ama şu andaki komisyonu tespit ettiği arkadaşımız o Yusuf Sarıcalar ismi geçiyor. İnşallah hayırlı olur, bekliyoruz.